Siyasete girdik. Doğaldır, siyasette bizi suçlarlar. Efendim işte Kılıçdaroğlu SSK'yı batırdı dedi. Önce şunu ifade edeyim. Geçen gün bir açıklama yaptım. Dedim ki benim Sosyal Sigortalar Kurumu'nu batırdığımı söyledim. Benim görev yaptığım, emekli olduğum yıl 1999 yılı, hadi ben tek başına SSK'yı almayayım, emekli sandığını ve Bağkur'da dahil edelim, 2 milyar 341 milyon lira o yıl açık vardı. Geliyorum 2016 yılına, 21 milyar 358 milyon lira açık var. Neden? Hangi gerekçeyle bu açık var? Benim dönemdeki açığı açıklamak mümkün. Niçin? Kadın 34 yaşında emekli oluyordu, erkek de 43 yaşında. Benim emeklilik yaşını uzatma şansım yoktu. İki, 5000 gün prim öderse bir işçi emekli olma hakkına kavuşabiliyordu. Ama şimdi prim ödeme gün sayısı 5000'den 7200'e çıktı. Başka, aylık bağlama oranı yasayla düzenlenmişti, %60'tı. Şimdi aylık bağlama oranı çok daha düştü. Daha fazla prim ödüyorsunuz, daha düşük emekli aylığı alıyorsunuz. Bu sistem gerçekleşti. Ve doğal olarak şu soruyu sordum. Bütün bunları yaptınız. Peki bu açık niye biliyor? Şimdi şöyle bir açıklama yapıldı. Efendim o dönemde bir sürü açıklama daha olsun. Dolara bağladılar, diğerlerine bağladılar. Ve benim dönemimde açığın 42 milyar lira olduğunu söyledi. Sayın Bakan. Sayın Bakanı, Plan Bütçe Komisyonu üyemiz Sayın Bülent Kuşoğlu'yla görüşmesini öneririm. Sayın Bakan'a görüşmesini öneririm. Bülent Kuşoğlu uzun yıllar Sosyal Sigortalar Kurumu'nda görev yapmıştır. Aynı zamanda maliyecidir. Bir bakan ağzından çıkan rakamın oturup test etmelidir. Bakmalıdır. Şu olabilir. Benim dönemimdeki bütün açıklara bakabiliriz. Doğrudur. Bu da bir eleştiridir. Üstelik üç kurumun bütün açıklarına bakalım. 4 milyar 584 milyon lira. Bütün dönem. Dönüyorum. Bu hükümetin, bu hükümetlerin dönemine bakıyorum. Bütün dönemlerine bakıyorum. 292 milyar 804 milyon lira. Şimdi ben siyasetçi olarak şu soruyu sorma hakkına sahibim. Bu açık nereden kaynaklanıyor? Emekliye daha düşük aylık veriyorsunuz. Prim ödeme gün sayısı daha fazla arttı. Emeklilik yaşı 34-43'ten 65'e çıktı kadın ve erkekte. Bu açık nereden çıktı? Ben bunu sorma hakkına sahibim. Ama sadece ben değil, emekli olmayan bütün eczacılar da bu soruyu sorma hakkına sahiptir. 80 milyon vatandaşımız da bu soruyu sormak zorundadır. Bu açıklar nereden kaynaklanıyor? Ve bu açıklar kamuoyuna neden açıklanmıyor ve gizleniyor? Her ay hazineden Sosyal Güvenlik Kurumu'na akan paralar neden her ay gösterilmiyor? Devlette saydamlık var mı? Saydamlık olması lazım. Hangi gerekçeyle göstermiyorsunuz? Hangi gerekçe? Göstermemelerin tek nedeni var. Ben siyasete girmeseydim bunların hiçbirisi belki olmayacaktı. Bunları söylemeyeceklerdi. Siyasete girdim, eleştirecekler. Nereden eleştirecekler? 10 yılımızı incelediler. Bir müfettiş ordusu görevlendirdiler. 10 yıl. 5 kuruş. Bakın altını çizerek. Çizerek söylüyorum. 5 kuruşluk bir yolsuzluk bulamadım. 5 kuruş. Gelin, oturup tartışalım. Kim sosyal güvenliği var?